Selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yepyeni bir açılımla sizlerle olacağım ve bu açılımda da aklındaki kişi tam da şu anda sana karşı ne hissediyor, ne düşünüyor, bunu anlamaya çalıştığımız bir açılım olacak. İnşallah sizler için faydalı, güzel bir açılım olsun. Tabii ki de kanalıma abone olan, videolarımı beğenen, yorum yazan arkadaşlarım için geçerlidir tüm açılımlarım. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım ve tabii ki her birinize teşekkür ediyorum. Abone olan, beğeni bırakan, yorum yazan arkadaşlarıma. Öncelikle aklınızdaki kişinin güncel durumuyla bir başlayalım isterseniz. Şu anda neler yapıyor? Bir bakalım. Evet, biraz böyle kendini ifade etmek istediği bir süreç yaşıyor olabilir arkadaşlar. İşleri böyle daha mantıkla, daha zekayla halletmeye çalışan, duygulardan çok mantık silsilesiyle ilerleyen, biraz kendi içine dönen, kendi içini değerlendiren bir yapıda. İçsel otoritesini, içsel dengesini sağlamaya çalışıyor. Sezgileri oldukça kuvvetlenmiş ve değişime evet dediği bir pozisyonda. Hatta bir şeylere balıklama atlamak istiyor olabilir arkadaşlar. Bakın burada böyle bir enerjiyi de verdi. Çok fazla düşünmeden, çok fazla sorgulamadan balıklama bir şekilde atlamak istiyorum. Hızlı bir gelişim istiyorum diyor. Ve o yüzden de bu kişi kendini ifade etme konusunda da mesela çok istekli, çok böyle hızlı iletişim kuruyor, çok böyle kendiyle alakalı çok fazla bilgi veriyor olabilir. Her anlamda bir böyle bir balıklama atlama durumu söz konusu. Zamanlamaya güvendiğinden bahsediyor. Aslında bazı konularda kendini sıkıştırsa da, vakit daralıyor, zaman azalıyor gibi düşünse de yine de bir taraftan kendini ne diyelim ikna etmeye çalışıyor ve diyor ki aslında zamanlamaya güvenmem lazım. Aslında sisteme güvenmem lazım diyor arkadaşlar. Bir kısmı bulunduğu çevreye uyum sağlamaya çalışıyor olabilir. Bunu vermiş olduğu bir zorluk var. Bunu vermiş olduğu bir handikap var. Bununla mücadele ediyor. Ve bir takım gizli sırlara ulaşmış olabilir bu insan. Kendisinden saklanan bilgilere ulaşmış olabilir. Ve hatta kendi içindeki gizemlere, kendi içindeki sırlara ulaşmış olabilir. Çünkü daha derine bakan birini görüyorum burada. Yüzeysellikten çıkan, daha derinleşen bir pozisyonda. Ve bu kişi hizmet etmeyi de seven biri arkadaşlar. İnsanlara yardım etmeyi, paylaşmayı, hizmet etmeyi, onların işlerini görmeyi seven biri. Ve aynı zamanda da şöyle bir durum içinde kimi zaman kendini dışlanmış da hissedebiliyor. Yani aslında şunu söylüyor özünde, dünyadayım ama sanki dünyanın bir parçası olamıyorum. Ya da işte şu bölgede yaşıyorum, şu şehirde yaşıyorum ama oranın parçası olamıyorum. Ya da böyle bir aile içinde yaşıyorum ama ailenin parçası olamıyorum şeklinde de düşündüğü durumları söz konusu. Yani kendini böyle herhangi bir durumun parçası olarak hissedemiyor. Aitlik duygusu içinde olamıyor büyük ihtimalle. Ve aktifleşen bir iletişim enerjisi de söz konusu. Evet, günceli böyleydi. Peki sizinle ilgili duygular ne durumda? Buna da bir bakalım arkadaşlar. Tam da şu anda size karşı ne hissediyor, ne düşünüyor? Ne hissediyor? Sizinle ilgili duygularda neler var? Evet, bir pişmanlık kartı kendini attı. Neden pişman biliyor musunuz arkadaşlar? Bu insan ilişkiyi kendine göre yönettiği için bir pişmanlık hissediyor. Yani tamamıyla kendine uygun vakitlerde mesela sizinle buluşmak istiyor olabilir. Kendine göre ilişkiyi ilerletmek istiyor olabilir. Ben ne kadar dersem o kadar olsun kafasında olabilir. İşte tüm bunlardan pişmanlık duyuyor. Bir kısmı da tabii ki ilişkiye liderlik yapamadığı için, ilişkiye güzel bir şekilde ağırlığını koyarak yön vermediği için bir pişmanlık yaşıyor olabilir. Burada ilk etapta bunu verdi. Ve şunu söylüyor, diyor ki duygusal isteksizliklerimi, motivasyonsuzluklarımı ya da hayatta değişik alanlarda yaşadığım o sıkıntıları ona yansıtmamalıyım. Aslında benim bu konuda bir özgüvene gelmem gerekiyor diyor. Dolayısıyla bu insan size karşı çok istekli, çok arzulu, çok niyetli, kesin kararlarla gelemediyse aslında şu anda sizin kıymetinizi anlamış durumda arkadaşlar.
ve bu manada bu isteksizliğini üzerinden atma niyeti içinde. Ve burada bir barış niyeti var. Bu kişi güzel bir hediyeyle karşınıza çıkıp sizden özür dileyecek ve bir barış talebinde bulunacak gibi gözüküyor. Çünkü diyor ki o olmadığında kendimi çok yalnız, çok fakir, çok böyle bir şeylerden yoksun kalmış hissediyorum diyor. Tabii ki bir kısmı güzel bir kariyer, güzel bir iş ile de karşınıza çıkabilir. Güzel bir maddiyatla da karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Ve şöyle bir şey, bu kişi sizi çok fazla yargılamış olabilir. İşte yaptığınız işten dolayı olabilir, kariyerinizden dolayı, eğitiminizden dolayı ya da birbirinize iş, kariyer, uğraşılar, zevkler, hobiler, bunlarla ilgili uyumlanamadığınız şeyler varsa, birbirine zıt düşen, ters düşen, yargıladığınız durumlar varsa, bunlarla alakalı aslında kendi içinde bir savaşı var. Keşke öyle yapmasaydım, keşke onu yargılamasaydım şeklinde bir düşünce içinde. Ya da belki siz bu insanı yargılıyorsunuz tutumundan dolayı, belki yaptığı meslekten dolayı ve burada işte bunun yapılmamasını isteyen bir durumda arkadaşlar. Ve dediğim gibi çok pişman. Burada affedilmek istiyor kesinlikle. Ve neden affedilmek istiyor? Diyor ki artık olgunlaştım. Bazı konulara çok toy yaklaşıyordum. Çok toy adımlarla, çok toy özürlerle sana geliyordum. Ama artık olgunlaştım. Ve affettirdiğimde, kendimi sana affettirdiğimde aslında bambaşka bir kişiliğe büründüğümü, daha olgun, daha oturaklı, daha aklı başında olduğumu anlayacaksın diyor. Evet, bu şekildeydi. Peki bu insana göre soralım. Aranızdaki engeller neler? Aranızdaki engeller neler? Aranızdaki engeller. Evet, aklınızdaki kişinin biraz karamsar, kötümser biri oluşu bir engel olabilir. Tabii ki bu beraberinde kafasında bir takım senaryolar kurmasına, sürekli değişik senaryolarla size gelmesine ve hatta siz ne yaparsanız yapın bunlara inanmasına, devam etmesine sebep oluyor olabilir arkadaşlar. Burada ilk etapta bunu verdi. Bunun dışında bu partnerin bir karara verme konusu oldukça zor. Korkuyor, karar vermekte korkuyor. Fakat bu sadece ve sadece sizinle alakalı değil. Hayatının diğer alanlarında da korkak bir kalbi var aslında. Karar vermekte, inisiyatif almakta, bir şeylerin sorumluluğunu almakta zorlanan biri. Ve bu yüzden de sizi oyalamış olabilir. Sizi bir belirsizliğe sürüklemiş olabilir. Çünkü burada hem bir belirsizlik hem de bir oyalama durumu açığa çıkıyor arkadaşlar engel olarak. Ve bir diğer şey de bu kişi taşınmış olabilir. Yer değişikliğine uğramış olabilir ya da bir kısmı belki de ailesiyle bağını koparma konusunda ya da aileyle sizin aranızda kalması babında bir korku yaşıyor olabilir. Ya da işte aynı şehirde yaşamak istiyorsunuz belki ama bu insan uzakta, bir taşınma korkusu yaşıyor olabilir. Kısacası burada karar korkusunu tekrar vermiş. Yani bu insanda korkular aşırı derecede bir blokaj oluşturuyor aranızda arkadaşlar. Ve tabii ki de şöyle bir şey var, muhtaçlık enerjisi dedi burada. Taraflardan biri diğerine bir muhtaçlık enerjisiyle gitmiş olabilir arkadaşlar. Yani bağlılıkla değil de bağımlılıkla gidiyor olabilir. Ve arada geçirilen durgun zamanlar, devam edemediğiniz, kesintiye uğrayan durumlar maalesef ki sizi birbirinizden ciddi anlamda ayırmış, uzağa düşürmüş olabilir. Evet, engeller, blokajlar bu şekilde çıktı. Peki bu durumları düzeltmek için bu insan ne yapmak istiyor? Ne yapmak istiyor? Neler yapabilir? Duygularda dengeye gelebilir arkadaşlar ve belki de bir kısmı duygularda dengeye geldikten sonra aslında bu duyguların hakkını vermeliyim şeklinde güzel bir teklifle de gelecek gibi gözüküyor Tılsım Şövalyesi. Burada bir hediye olur, bir teklif olur, bir yüzük almak olur arkadaşlar. Evlilik teklifi olur. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu. Çünkü bu kişi artık bu duyguların, ki çok yoğun duygulardan bahsediyoruz. Kupa asıyla açılışı yaptık. Bu duyguların güzel bir teklifi, güzel bir birlikteliği adı konan bir durum içinde olmanın
elzem olduğunu söylüyor. Bu duyguların buraya gitmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü bunu çok fazla muhakeme ediyor. Daha doğrusu bunu muhakeme edecek. Ve bu muhakeme sonrasında bu duyguların yoğunluğuyla bu kişi çok duygusal bir şekilde aslında bakın kupa kralı olarak çıktı. Bir teklifle size gelecek ve bu gerçekten sizin hayatınızda bir dönüm noktası olacak. Kader çarkı ile birlikte bambaşka bir yola doğru girmiş olacaksınız ki kadersel bir birliğiniz var aslında bu insanla ve bu adımdan sonra da farklı bir kadersel süreç sizi bekliyor arkadaşlar. Ve burada bazı düşüncede kalan durumları da olacak tabii ki bu insanın. Burada sizin bu insana sert çıkmanız mümkün. Bu insana göre daha kararlı, daha keskin olmanız mümkün ya da bu insanı dürterek artık şu konularda daha kararlı olmalısın, sadece düşünmek yetmiyor, sadece konuşmak yetmiyor diyebilirsiniz. Ama son tahlilde ben burada aziz ve tılsım dörtlüsüyle birlikte bu insanın sizi sahiplenen, sizi ailesi yapmak isteyen, size ciddi teklifle gelecek biri olduğunu düşünmekteyim. Burada sahiplenmek vardır, korumak, kollamak vardır. Ve tabii ki aziz çok geleneksel bir insandan, aile olmayı isteyen bir insandan bahseder. Bu şekilde ben bu ilişkiyi sahipleneceğini ve daha ciddi bir kademeye ilerleteceğini düşünmekteyim. Peki o halde arkadaşlar sizinle hangi konularda konuşmak ister bu insan? Bunu bir sormak istiyorum. Hangi konularda konuşmak istiyor? Hangi konularda konuşmak istiyor? Evet, travmaların sonuna gelelim artık diyor. Artık bir şeyler bitsin, travmalar bitsin. Birbirimize yaşattığımız sıkıntılar bitsin. Ya da kendi özel hayatlarımızda yaşadığımız travmaları bitirelim. Çünkü bu ilişkimizi zayıflatan bir şey diyor. Tam tersi bu travmaları bitirip aşkla sarhoş olalım diyor. Hemen ikinci kartımızda. Yani adeta kendimizden geçercesine, adeta özgürlüğümüzü sonuna kadar yaşayarak travmalarla, acılarla, bizi aşağı çeken duygularla değil, güzel duygularla hareket edelim ve bu aşkı dibine kadar yaşayalım diyor. Bu şekilde bir düzelme yolu bulabileceğinizi düşünüyor. Bu şekilde şifalanabileceğinizi düşünüyor. Bunun için bir takım çalışması yapılması gerektiğini düşünüyor. Ve sizinle alakalı aslında göremediği şeyleri şu anda gördüğünü, bazı olayları daha iyi incelediğinde, daha fazla düşündüğünde ulaşamadığı sonuçlara ulaştığını söylüyor. Yani biraz daha dikkatli bakan bir gözle bakıyor ilişkinize şu anda. Ve bu ilişkinin aslında çok benzersiz bir ilişki olduğunu söylüyor arkadaşlar. Kalbini kaptırdığı, daha önce yaşamadığı tarzda çok özel bir ilişki olduğunu söylüyor. Bir kısmınız tabii ki birbirinizle konuşmuyor olabilirsiniz, iletişime geçmiyor olabilirsiniz ama bu kişi kesinlikle bu duygunun kendisi için çok özel olduğunu, konuşmamanızın ya da işte araya giren iletişim sorunlarının buna mani olmadığını söylüyor. Peki bu ilişkiye dair sizin bilmeniz gereken şeyler neler? Siz neleri bilmelisiniz bu ilişkiye dair? Neleri bilmeniz gerekiyor? Evet, pembe gözlüklerini çıkar diyor. Pembe gözlüklerini çıkar çünkü bu senin görüşünü engelliyor diyor. Bakın burada Venüs kartımız çıktı. Sevginin, aşkın, ailenin, yuva olmanın kartıdır tabii ki. Burada diyor ki pembe gözlüklerin var. Evet, tabii ki pembe gözlüklerle bakmak güzeldir. Fakat görüşünü engellemesine izin verme, gerçeklerden uzaklaşma, olayları çok net görmeye çalış diyor. Bu şekilde olursa aslında yeniden doğabilirsin. Hemen altına Plüton kartını verdi. Plüton tabii ki yeniden doğumu ifade eden bir gezegen. Dolayısıyla daha realist olursan aslında kendini yenileyebilirsin ve yeniden kendi içinde, kendi hayatında bir süreç başlatabilirsin diyor. Ektiklerinizi biçmenin zamanı gelmiş arkadaşlar. Ceres kartımız da bunu veriyor. Ve Güney Ay düğümünü vermiş hemen üzerine. Geçmişinizin zincirlerinizden kurtuluyorsunuz. Ve bu şekilde de aslında ektiklerinizi biçtiğiniz bir döneme geçiyorsunuz. Kendinizi ortaya koymaktan, öne çıkmaktan gocunmayın. İkinci planda, geri planda kalmayın. Çünkü güzel bir enerjiniz var. Adeta güneş gibi sıcacık bir enerjiniz var. Ve bu enerjiyi hem kendinize hem de diğer insanlara göstermeniz gerekiyor. Kendinizi baskılamayın. Ve Mars retrosu dedi burada. Kırgınlıklarınızı motivasyona çevirin arkadaşlar. Savaşmak yerine, kırılmak yerine bunları motivasyona çevirirseniz çok daha iyi olacak. Ve aynı zamanda da arzularınızı ve içgüdülerinizi benimseyin. Bunlardan kaçmak yerine ya da bunları bastırmak yerine
Bunları benimsemek size iyi gelecektir. Ve kendinizi gerçekleştirin arkadaşlar. Burada Koç burcu çıkmış. Kendinizi gerçekleştirin ve cesaretinizi önce kendinize, sonra da etrafınızdaki insanlara ispatlayın diyor aslında. Evet, bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Son olarak tabii ki melek kartlarından ve anahtar kartlardan da alacağım. Bakalım mesajlarınız ne yönde gelecek? Odaklanmış niyet dedi. Şöyle söylüyor. Sarsılmaz duygu, düşünce ve hareketlerini hedefine odakla. Böylelikle büyük bir fark yaratacaksın diyor. Evet. Yani bir şeye odaklanmak değil mi? Bir şeye kendini adamak güzel bir şey. Dikkat dağınıklığından kaçın dedi burada. Peki anahtar kartlarından daha şöyle iki tane, hatta bir tane daha alacağım. Üç tane alacağım. Neleri duyman gerekiyor? Sadakat 33 numara. Düşmanlıklar 12 ve işaretleri fark et 3 çıktı. Şöyle söylüyor. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma ve akışta kal. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat et. Ve işaretleri fark et. Bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne, bulutlar, hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farkındalığını yükselt. Evet, çok güzeldi mesajlar. İnşallah her şeyin hayırlısı olsun hakkınızda arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.